Bu uçak çocuk, görüntüsü de geliyor. Bana Ahmet Bulut yazın geldiğinde Çeşme'de oturduğumda 1,5 ay önce bana o zaman dedi ki abi Falco Galatasaray'da oynamak istiyor. Yani bu olan 1,5 aydır da Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Yani Galatasaray taraftarın her şeyini biliyor. Yani tabii ki bilecek, nereye musun? Gidecek, adamın nerede çocuğun, yaşayacak, hangi kulübe gidiyor adam. Çocuğun sen demin dedin, çocuğun canına tak etmiş. Tabii ya. 16 bin nüfuslu yerde 50 kişiye, 23 kişiye. Aynen öyle. Mayarko falan gidiyorsun. Monaco'nun maçını gösteriyor. Monaco statında ilk maçının tribünü alır. Adamları gidiyor, sayarsın. San Sebastian, Başakşehir gibi. Aynı. Şimdi burada çocuk geldi ulan dedik, oh be insan gördüm tabii dedi. Tabii ya, şey taraftar. Ondan böyle olaya girdi. Anladın mı? Şimdi burada hiçbir anormallik yok. Bak şu çok güzel bir şey. Biz bir aile kulübü izliyor hocam. Bir aile kulübü. Dedesi aile gibi. Dedesi gibi Abdurrahim abi. Aslında bir şey söyleyeyim. Bir şey dedesi itiraf edeyim mi? İtiraf. Doktor galiba değil mi? Galiba biraz saçmaladım Abdurrahim konusunda. Hayır. Hoca hep yapar. Benim bak, temel özelliğim şudur. Erken. Şimdi bak. Hayır. Falcao'nun oplamasını zıplamasını eleştiriyorum. Hanımefendilerimle suslar muslar onları eleştiriyorum ama eleştirme. Abdurrahim'in hani bir dede kıvamında bir ya, torunlu alan çok güzel bir şey. Ben, yani bu konuda ya, ben geri adım atıyorum galiba hocam sana bir şey söyleyeceğim. Tribün inanılmaz bir şey söyleyeceğim hocam bak. Vallahi hocam doğru, bir şey söyleyeceğim. Doğru, doğru. Bak, bir de Abdülkerim abi de Sinan abinin söylediği çok güzel bir şey var. İkinci rüyede bu adam 60-70 kişi oynuyor. Havalimanında gördüğü desteği tezahürü Ertem. Sadece Abdülkerim bir şey söyleyeyim. Abdülkerim de görmüş. Demiş adam. Ertem'ciğim ben bu transferi çok yakından takip ettim. Sana her gün her hafta yenileni diyordum. Geldi, evet, geliyor, gitti, evet, bu çek. Sen de mi takip bu, ettin bu transferi? Tamamen evet, takip ettim. Bu bak bu transfer tamamıyla bir sinir boşalmasıdır. Bu transfer tamamıyla çok önemli bir öykü. Bunlar çok sinir, stres yaşadılar. Tabii. Falco bir boşalma yaşıyorlar. Falco iki hafta arka arkaya oynamadı. Evet. Falco diretti. Monaco kulübü oradan para diye diretti. Abdurrahim Albayrak orada yattı, kalktı, muhabbet etti, her şey yaptı. Bak. Abi bakın bu bunların hakkı bu eğlence. Hakikaten eğlensin canım. Önemli bir transfer yaptılar. Bu Türkiye'nin prestijli bu transfer öyle demeyin. Bakın Türkiye'nin prestijli bu transfer. Ciddi söylüyorum. Ya evet, Ümit Karan, bir Ümit Hoca. Evet. Biraz. Bütün dünyada gazetelerde var. The Sun, evet, yazıyor. L'Equipe. L'Equipe. La Gazzetta dello Sport. Tutto Sport. Başka hepsi, ne varsa Tutto hepsi Almanya'da basına düştü ya. Düşecek tabii canım. Öyle. Düşmeyecek ama mi? Işte, ama yani düşecek yani. Galatasaray'ın büyüklüğünü yine gösteriyor. Galatasaray taraftarının büyüklüğünü de yazıyor gazetede. Bak Ahmet Bulut'a bak. Yani, Ahmet Bulut'u gördün mü Ahmet Bulut? Şimdi öyle bir anlatıyorsunuz ki daha önce sanki evet, bu ülkeye Anelkalar, Van Persiler, Drogbalar, Eto'lar bundan daha üstünleri gelmedi ve bunların gelişinde de dünyanın haberi olmadı. Öyle vallahi mi? Vallahi yani? Şunu zaten söyleyeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilişinde Grimaldi Forum'da Snyder'le Hamit Altıntop'un Galatasaray'la ilgili konuşması Sinay... 15 dakika boyunca parayla yaptırılacak sen, olan şeyler tamam işte, yani, bunu Galatasaray sen, yapıyor kabul etmek lazım. Anlaşmak lazım. Vizyon inanılmaz yani. Bu transferde yani. Abi, sen ne ya? Neyi anlatıyorsun? Şampiyonlar yine anlatıyor. Hani Türkiye dünyanın haberi oldu diyorsunuz. Yani temiz saydığım isimler Türkiye'den haberi oldu demedim. Dünya... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki gerçek vizyonundan bahsediyorum. Bu transferdeki en büyük... Ne demek istiyorsun? Ben oyuncudan bahsediyorum. Bu transferdeki... Parayla yaptırılamayacak olan şeyleri tabii ki yapıyorlar. Yani. Sen ama... şimdi Roberto Carlos transferi neyle yapıyorsun? Hayır, hayır. Roberto Carlos 11 yıldır Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde anlatamıyor ki. Ya kardeşim sen bak sen şimdi Fenerbahçe hayır, düşmanlığı... Düşman değil Abdülkerim abicim. Aynen düşman öyle değil. Aynen öyle. Hayır çok kısa bir şey. Aynen 2 öyle sene sonra da Roberto kardeşim. Ya Allah aşkına Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde... En büyük futbolcu gelmiş. Avrupa'nın dünya basının bundan haberi yok muydu zannediyorsunuz? Neyden? Ortalık yıkılmadı mı? Ben başka bir şey söylüyorum. Ben başka şey söylüyorum. Sen oraya çekiyorsun. Hayır ben oraya çekmiyorum abi. Nereye çekiyorsun abi? Hayır bak hemen Fenerbahçe düşmanı diyor. Ben niye Fenerbahçe düşmanı abi? Ama öyle değil. Arkadaşlar. Hayır Falcao 2 sene sonra Sinan abi şunu söyleyeyim bir ne olur sana söylüyorum. Ama çok konuşuyorsunuz abi. Gerek yok. Falcao 2 sene sonra Galatasaray'ı anlatacak diyorum Grimaldi Forum'da. Abi kimseyi Grim anlatma. Herkes şu an buna bakarsın. Türkiye'ye bu bir prestij kazandırmıştır. Bu transfer Fener'e de gelse, Galatasaray'a da gelse, Fenerbahçe'de büyük transfer yapmıştır, Galatasaray'da yapmıştır. Beşiktaş daha 3 gün, 3 ay önce yani Pepe vardı. Doğru. Beşiktaş'ta Pepe vardı. Tamam da bunlar gündem olmamış gibi hayır, anlatıyorlar ya. Şimdi buradaki, Allah Allah, ben bu transferin ülküsünü bildiğim için Menajer Ahmet Bulut'u tebrik ediyorum. Bak her ne kadar kızgın olsam bile dün aradım Ahmet'i, telefonu açtı, yayından aradık açtı. Abi görüşüyoruz falan filan dedi, top sektirdi. İş bitmiş, daha bitmedi imzalar falan filan dedi. Ama hakikaten Ahmet'i tebrik ediyorum Ahmet Bulut'u. Normal dışarıda kızacağım onu gördüğüm zaman. Ama burada bu transferde hakikaten tebrik ediyorum. Çünkü önemli bir transferi gerçekleştirdi. Bakın Türkiye adına biz arkadaşlar televizyoncuyuz. Biz yorum yapıyoruz. Bizim için markayı bugün bakın bu sene dikkat edin. Yayıncı kuruluş kaçacaktı. Yayıncı kuruluş kaçacaktı ya.
Allah'tan ne olacaktı kaçsaydı? Bu paraları kimse verecek miydi bu kulüplere? Vermez. Bu şu beyin olmasaydı bu Türkiye'de bu para bu gruba, yani bu futbolcu kulüplere bu kadar parayı kimse vermezdi. Yani dolayısıyla futbolun marka değeri, ben bunu Drogba ile Snyder geldiği zaman da söyledim, bugün de söylüyorum. Futbolun marka değeri adına Galatasaray Falcao transferi biz televizyoncular için, medya için çok önemli bir... Tabii ki önemli değil. Önemli bir olaydır yani. Ama burada konuştuğumuz konu o değil ki. Anladım, anladım. Yani Türkiye'ye ilk defa ünlü bir oyuncu geliyormuş ve Avrupa bundan yıkılıyormuş gibi anlatıyorsunuz. Öyle bir şey yok yani. Abi Del Bosque geldi, Süleyman haber geçti Beşiktaş'a. Geçer işte, Del Bosque geldi, altınızı geçti. Guti, Guti Real Madrid'den geldi. Yani öyle bir anlatıyorsunuz. Şimdi Guti'den büyük kariyer mi var? Sanki daha önce reklam yani, olmadı gibi. Sen de aynı, Sinan aynı görseydi. Türk futbolunun... Nasıl aynı görseydi? Türk futbolunun böylesine çapta adamları getirerek prestij kazanmaz. Türk futbolunun prestij kazanabilmesi için... Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA şey Avrupa Ligi'nde bir dakika ya. Nereye, nasıl bir dakika ya. Rus takımları zaman zaman oligarkların eline geçti. Hatırla. Etoları metoları aldılar. Bugün Arap takımları bu Iniesta'ları, Miniesta'ları, bir sürü İspanyolları aldılar. Onların ihtiyacı olabilir. Türkiye önemli bir futbol ülkesi. Falco Türkiye'ye geldi diye Türk futbolunun Avrupa'daki prestiji falan yükselmez. Öyle deme hocam. Bizim hayır. Prestijimiz Türkiye nasıl yükselir biliyor musun? Türkiye bir dakika. Liginin. Bizim prestijimiz nasıl yükselir? Galatasaray bu gruptan çıkar. Her sene bir takımımız hocam, da, iyi o... kötü bir yerlere gelir. Ya şu anda Beşiktaş'ın son başarısından tamam. Sonra başarımız hocam, yok bizim. O da tamam. O da aynı fikrim. Ama bu da çok önemli bir şey. Hiç benim için bugün önemli hocam bakın. Zerre kadar önemli. Bakın. Transferde yaptığın zaman 10 sene 15 sene önce... O zaman diyorsun, ben de menajerdim Carlos geldi zaman. Bir oyuncu alırken diyorsun ki ya Roberto Carlos da burada Türkiye'de. Anelka da burada. Dönüyorsun öteki taraftan yani Galatasaray'a baktığın zaman işte Ribery geldi. Şu geldi. Sen bir futbol adam mısın? Guti geldi. Bunlar bir transfer için çok önemli. Bir futbol adam mısın, doğru mu? Bugün Fiorentina 36 yaşında Ribery'i aldı. İlk intibam şuydu. Vay 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 vay. Leş Ribery Fiorentina'ya gitti. Fiorentina'da bitmiş dedim. Ruhen bitmiş. Öyle mi diyorsun? Tabii ben, öyle diyorum. Ben Ribery'nin hala abi 36 yaşında Ribery'i almışsan benim için bu prestij değil. Bana göre tam negatif prestij. Şimdi bu olabilir transferde mesela olabilir. Fatih Terim Galatasaray'ın teknik direktörü olmasının bile bir avantajı vardır. Falcao'ya. Ne? Çünkü Fatih Terim tanınan bir isim. Galatasaray'ın teknik direktörü no name bir adam dediğin zaman bu yabancı hocam bu yabancı bunlar bunlara bakıyor hocam. Bunlar takılıyor bu transferlere. Bunlar önemli şeyler. Marka adına önemli şeyler. Bir futbolcu getirirken önceden getirir zaman o da bizde, bu da bizde, bu da geldi diyorsun. Yani onun için yarın arkası gelecek bunların. Biz ne diyoruz? Hep yıldızlar gelsin istiyoruz. Ya Sinan'ım, üstü oyuncular Türkiye gelsin. Falcao'dan çok daha önemli dünya çapında yıldızlar işte, geldi. En az 5 tane sayayım. Ortega. Yani onu konuşmayalım o zaman. Hayır, 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 o zaman konuşmayalım. Siz sanki daha önce hiç gelmemiş gibi. İlk defa böyle bir karşılama var ama. İlk defa bu kadar büyük bir şey. İşte çok acayip bir karşılama. Gözlerin görmemek görmüyor, kulakların duymuyor demek. Ya Sabiha Gökçen yıkıldı ve Pampers'e geldi. Anası almışsın. Ben şahitim. Allah, ben gördüm Allah, ya. Önce işte Sabiha Gökçen değil. Arkadaşlar bu transferin özelliği... bu transferin özelliği farklı söyledim. Allah Allah. Bu transferin özelliği teknik değil. Bu tamamıyla... Sevgiliyi bekliyor sanki. Bakın arkadaşlar bu transfer tamamıyla Galatasaray yönetiminin transferidir bu. Galatasaray yönetiminin... prestij transferidir. Bu transfer bitmeseydi Galatasaray yönetiminin işi çok zordu. Bitmişti. Belki Abdurrahim Albayrak'ı İyi ki de bitti. İstifa yani. Et. Evet. Tabii ki canım iyi kesin. Ki de bitti. Bir şey diyen yok ki kardeşim. Evet, nedir yani? Çok gülüyorum. Çok kıskançlar. Çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Yani bu kıskanç... Ben hep izliyordum ya sizi televizyonda şimdi. Şimdi yaşıyorum ya. O duyguyu alıyorum ya. O kıskançlık duygusu. O beni acayip mutlu etti burada yani. Hayret. Demek ki böyle bakıyor. Abdülkerim abi şöyle bir tweet attı. Akşam Falcao geldiği sahada. Bir izleyelim o tweetini bir görelim arkadaşlar. Kimi, biz oyuncu kimi? Getirince uçan kuş dahi duymuyor. Onlar getirince kendileri hariç herkes biliyor. Vizyon farkı dedikleri bu olsa gerek. Ne demek istedin burada? Ben mi? Ben kimin üstüne ne alınıyorsa alınsın. Bak orada çok açık iki cümle var işte. Açık. Ne de, ne anladın Ümit hocam? Ümit. Ben. Yani ya, buldumcuk oldular demek istiyor rakipler. He? Öyle mi? Kim üstüne alınıyorsa dedim ben canım. Yani kim herkes istediği gibi yorumlayabilir. Ben lafımı ortaya bırakıyorum, çekiliyorum. Sen buradan ne anlıyorsun? Söylemeyeyim ya. Tamam o zaman. Yani ben
Özgür değil miyim ben tweet tabii atmaktan? Tabii ki istediğin kadar tamam. İstediğini atabilirsin. Evet, içimden böyle bir tweet atmak geldi. Bize Instagram'dan DM'den bol bol yazabilirsiniz. Abdülkerim abi ne demek istedi? Sinan Engin, Ertem Şener, Ümit Karan, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar'ın Instagram hesabından bize bol bol yazın DM'den. Abdülkerim abi ne demek istedi? Efendim bir dakika. Sevgili seyirciler, Kulüp Brüj'le anlaştı. Kulüp Brüj'e imza atıyor. Kim? Kulüp Brüj'e yani. Cagne. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kulüp Brüj'e gidiyor. Cagne İstanbul'a gelecek. Galatasaray Brüj'e gidecek. İlk maç Brüj'de biliyorsunuz. Muhtemelen Kulüp Brüj'de forma giyerek yine hem Galatasaray'ın karşısına çıkacak hem de İstanbul'a da gelecek tabii. Cagne Kulüp Brüj'ün yeni golcüsü. Bak futbol çok enteresan bir şey. Bilal Cagne'nin golüyle kazanıyor. Evet, ilk maç mesela Brüj'de değil mi? Evet. Senin ilk maçın Kulüp Brüj'de değil mi ilk maç? Evet. O şimdi Cagne harbiden oynayacak mı Galatasaray'a karşı? Böyle aralarında anlaşma olmuyor mu hani bize karşı? Türkiye'de oluyor. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim yine kızacaksın. Hayır, neyse boşver. Türkiye'de oluyor ya. Hayır, unuttun mu Şampiyonlar Ligi'ni? Yok be oğlum, Türkiye Ligi'nde. Hayır, Şampiyonlar Ligi'nde istediği gibi oynayabiliyor Abdülkerim abi. 10 senedir görmüyorlar ki. Zaten Fenerbahçe'ye çakmasanız işiniz rahat etmez. Demek ki ne kadar şey yapmış yani. En son maç, bir şey söyleyeyim mi? Hangi maç en son maç? Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi oynadığında 10 sene oldu. Instagram yani. Yoktu. Twitter yoktu. Hocam bir şey söyleyeyim. Tablet yoktu. Cep telefonu yeni çıkmış. Bir şey söyleyeyim. Hocam 2010-2011 tamam mı? Ondan sonra hocam bir şey söyleyeceğim. Ama böyle geçiştirmeyin. Tamam şirket süreciyorsun tamam. Hocam hayır 2013-2014'te Ersun Yanal'la kim şampiyon oldu? Fenerbahçe. Niye gidemedik Şampiyonlar Ligi'ne? Niye gidemedik? Cezası dolayısıyla. Tamam, Fenerbahçe cezalı yani tamam. Fenerbahçe 10 yıldır gitmedi derken Fenerbahçe bundan 5 yıl önce Abdülkerim abi çok özür dilerim. Cezası oldu. Galatasaray Andone'yi de Florin Andone'yi de kapabildirdi. Galatasaray bütün Andone kapıları açıyor transfer konusunda. Profesyonel futbolcumuz bir verelim ilk önce bunu. Cagne bir kap bildirimi verelim arkadaşlar. Cagne'yi bir verelim. Profesyonel futbolcumuz Mbaye Cagne'nin geçici transferi konusunda Kulüp Brüj'le resmi görüşmelere başlanmıştır deniliyor. Bu bir. İkinci kap bildirimi geldi. Florin Andone ile ilgili olarak da Florin Andone'yi Galatasaray renklerine bağlayacağını, görüşmelere başlandığını yine kapa bildirmiş. Müthiş. Bunun da altını çizerek belirtelim. Kim Andone? Florin Andone. Brighton'dan 26 yaşında. Deportivo'da oynadı, Cordoba'da oynadı. Brighton'da oynuyor şu anda. Brighton'da. Müthiş, müthiş, müthiş. Dalga mı geçiyorsun? Müthiş, doğru söylüyorum. Müthiş. Ben Brighton'ın maçlarını hiç kaçırmam. Özellikle Premier Lig başladığı zaman Beyin Sports'ta Brighton maçı varsa bütün maçları bırakırım. Brighton maçına kilitlenirim. Özellikle de Andone'yi seyrederim. Onun için Andone'yi Türkiye'de hiçbir yorumcu benim gibi bilemez. Geçen sezon 27 maç 5 gol. Bu sezon 3 maçta 1 gol. Florin Andone, Rumen futbolcu. O zaman niye gönderiyor Brighton? Hocam müthiş oyuncu, duramıyor. Bilmiyorum hocam. Hayır, madem faydalı olmuşsa niye Brighton herhalde bir Arsenal, bir Chelsea değil. Niye yolluyor? Galatasaraylıymış hocam. O da gelir üçlü çektir. Ben söylüyorum hocam. Ben Premier Lig'de. Hocam Galatasaraylı çocuk ya, inanmıyorsun ya. Ha, çoluğu çocuğu varsa bizim Abdülkerim Albayrak gider çocuklarını getirir. Abdülkerim değil. Özür. Abdülrahim Albayrak çocuklarını indirir. Yapma hocam, çocuk deme ya. Çok hoş. Çok hoş. Geri aldım. Çok güzel. Geri aldım. Bak bir şey söyleyeyim ya sana. Söyleyeyim. Bak bir şey söyleyeyim sana. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu Florin Andon nasıl gelir biliyor musun? Tarifeli uçak Londra'dan kalkar gecikmeli. Baba sıraya girer. Polis der ki niye geldin der. Roman bir dakika bekle der. İçeri gider filan. Şimdi bak bunlar. Allah iyiliğini versin. Bir dakika. Baba nasıl geldi bugün? Eller, kollar, müzikler falan. Piste kadar vatandaş girmiş. Çocuk. Hocam, bak bu nasıl gelir biliyor musun? Allah'ını tutarlar mı Hollanda? Londra'dan İstanbul'u iner tarifeli uçak sıraya girer. 20 dakikada sıra gelir. Bizim polis kardeşimiz alır bakır Romanya. Niye geldin der. Bir dakika bekle der. Tipi de çünkü. Bak işte bak bu sıkıntı. Ayrımcılık kötü. Demek istediğim şu işin esprisinde. Bunu Hacı söylemiş hocam. Ya bana göre bir şey söyleyeyim mi? Söylüyorum ben Brighton. Ben 35 yaşında 34 yaşında bir ahı gitmiş mağı kalmış adama 5 artı 2'ler mikiler vereceğime
Hacı'nin Ray Şeyman benim için önemlidir. Polaroid Andone'yi alırım. Hocam iyi oyuncu diyorum sana. Bir son dakika gelişmesi vereyim. Özel bir bilgi, özel bir haber. Cagney'nin yarı parasını Galatasaray ödüyormuş. Tabii canım. Ne zannediyorsun? Galatasaray'da para çok. Yarı parasını Galatasaray ödeyecek. Peki bir şey söyleyeceğim. Galatasaray bu Cagney'e para ödeyecek değil mi? Peki bu Cagney denen adam ilk maçta Brüj'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a gol atarsa bir de Galatasaray ona hala para mı ödeyecek? Tabii. Aferin bize gol attın al bir de böyle mi yani? Tabii. He? Tabii. Ne ayıp ya böyle şey olur mu ya böyle transfer mi olur ya? Evet. Bu adam hoca şimdi bu adam Galatasaray'a gol atarsa ne olacak orada? Lemina da gelecek yani. Atmaz. Lemina da geliyor. Yarın 12.30'da atmayacakmış. Güneş'in adam nereye kimseye gol attı yok apo. Galatasaray'a nasıl bakarsın? İşte diyorum ya olur bak olur işte ters ya olur. Yok ya. Cagney'in gol atacak. Cagney'in gol atacak halim var. Bu adam Kasımpaşa'dayken hem Fener'e hem Galatasaray'a alayına gol attı mı Cagney? Yok abi Cagney'e. Cagney'in gol atacak hali falan yok. Cagney'in gol atacak hali falan yok. Cagney zaten psikolojik olarak gitmişti. Kim? Cagney. Bir dakika kardeşim. Bir dakika Belçika'nın havası yarar. Ya. 90'da bir kalkar kafayı bir vurur geçmiş olsun. Sonra bir de ertesi gün transfer taksidi zamanı gelecek. Bir de para mı alacak Galatasaray'dan? Saç modelini değiştirecek mi acaba Cagney? Allah Allah. Cagney. Bilmiyorum yapabilir. Yapabilir değil mi? Yapıp bir iş. Galatasaray çok büyük rahatladı bugün. Neden? Seyircisi böyle geziyordu artık. Yolda kimi görsem abi bana soruyorlar. Falco gelecek mi diye. Peki geçen sene Cagney Kasımpaşa'dan devre arası büyük istekle alınırken sen ne dedin? Samimi hayır, söyle. Kabul etmedim. Eleştirdin mi? Evet. Allah Allah. Bir kere o parayı ben ona zaten vermezdim. Ahmet Hoca ile bak aynı fikirdesiniz. Biz Sinan'la ikimiz dedik ki Kasımpaşa'da 20 abi, atan adam Galatasaray'da 50 atar dedik değil mi Sinan? Bak 13 milyon euroyu alıyorsun 3 ay önce 5 ay önce. Şimdi bir bürüce kakalayıp yarı parasını da ben vereyim diyebiliyorsan bunun adı belki kötü hepsini transferdir. Belki hepsini, ama belli olmaz. Sinan abi bu işleri daha iyi biliyor. Transferleri bazen tutuyor bazen tutmuyor. Bazen tutmuyor abi tutmayabilir yani. Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim size. Vedat Muriş de iyi çıkmayabilirdi. Hatırlayın tabii Fernando'yu ki. Bursa'dan alındığı zaman. Ama, yani tabii. O da çıkıyor. Bu şans işi. Ama bir dakika. Vedat Muriş'e ne verdi Fenerbahçe? 3,5 bonservis. Abi 3,5 bonservisle 13,5 bonservis arasında 10 hocam, milyon euro fark mi var? Bu transfer hocam bak. Hocam işte, Vedat Muriş transferi hocam, şans çok iyi. Ya, çok bu iyi transfer için şans için hocam. Şimdi Slimani geldiği zaman kim dedi? Benzia ilk geldi. Ulan bu futbolcu dedik. Alıyor veriyor şu ayakları müthiş. Tamamıyla şey çıktı yani. Onun için bu futbol transfer işi şans işi abicim. Bu iş iyi çıkar peki, kötü çıkar. Falco'ya bakarsın belki kötü oynayacak. Belki bakacak. 25-30 tane atacak. Bilemez. Abi, ben Falcao. Zaten 34 maçın 3'ü geride kaldı. Doğru hocam, mu? Bir şey söyleyeyim. 31 maçta 25 lig maçı oynasın. Ben tebrik edeceğim kendisini. Bir daha söyle. Bak gol atsın demiyorum. Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nı kenara alıyor. Oynar hocam çok fit. 34 maçın 3'ü bitti mi? 25 atar diyorum sana. Çok fit. Bunu kayıtlara geçin. Türkiye'nin en önemli golcülerinden bir Ümit Karan diyor ki en az 25 gol atar diyor. Ahmet Çakar da diyor ki bırak 25 golü. 25 lig maçında oynasın. Amin. Ben de diyorum ki Falco 20 gol atarsa bu normaldir. Normaldir. Başarılıdır. Hocam normal. Hocam bir araya girebilir miyim? Bir dakika miyim? Benim lafım misin ama bu da? Tamam çok önemli çünkü. Falco gelip 20 gol atarsa bu ligde 25 demiyorum 20 gol atarsa arkadaşlar, bile başarılıdır yazın. Ve bu normaldir. Hem ismine hem golcülüğüne baktığında hem aldığı paraya bu normaldir. Ama eğer 10 gol 12 golde kalırsa o zaman Ahmet Hoca haklı çıkar. O zaman millet der yani bu kadar golü Eren Derdi yok da atıyordu. Öyle değil mi? Cagney de öyle böyle dediniz. Cagney de geldi Galatasaray'da gol attı yani ikinci yarı. Ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli gol attı. Onun için Falcao'nun 20 gol atması gayet normaldir. Büyük golcü. 20 golün altında hadi 19-18'ler de olur. Ama 10-12 gol atarsa o zaman bu para sorgulanır. Bu yani bu paraya Galatasaray'da iddia ediyorum Adem Büyük banka oynasın Adem Büyük iddia ediyorum atar. 15 gol atar. Bir bak, son dakika gelişmesi veriyorum oynasın. Beşiktaş'la ilgili olarak sevgili seyirciler şu anda bana İtalya'dan gelen bir haber bilmiyorum bir yerde çıktı mı çıkmadı mı ama çok güvendiğim çok özel bir isimden geldi Beşiktaş Stefano Okoko Çuka İtalyan, evet İtalyan futbolcu, İtalyan uyruklu. Bilmiyorum. Watford'da forma giyiyor. İngiltere Premier Ligi'nde şu anda son sırada. Duymadım. Watford'da forvet 1.86 boyunda bu oyuncuyla görüşüyor sevgili seyirciler. Böyle bir iddia var Okaka Çukay'la. İddia sadece iddia diyorum. Duymadım. Böyle bir iddia var. Udinese'de 16 maçta 11 golü var. 2018-2019 golünde 6 golü var. Duymadım.
Sinan abi mesajı veriyor. Duymadım, ben duymadım diyor. Bilmiyorum. Olabilir belki son dakika. Bugün yarın yani enteresan oyuncular. Şimdi Galatasaray'ı geçen sene Udinese'de kiralıktı. Şimdi bu Galatasaray Falcao denilen bu Roman oyuncu kimse bilmiyordu. Hiçbir yerde çıkmadı bile, bilmiyorum. Doğru. Yanılmıyorsun. Şimdi Roma, 2005'te Roma, 2010'a kadar Roma'da, Fulham'a gidiyor, sonra tekrar Roma'ya dönüyor. 2011'de Bari, 2012'de tekrar Roma, Parma, Spezia, Parma, Sampdoria, Anderlecht, Watford, Udinese. Bu sene tekrar dönmüş. Böyle bir iddia var. Okaka'yla anlaştığı iddiası var. Belli olur. Ey Beşiktaşlı Ertem Şener. Buyur. Ey Beşiktaşlı Ertem Şener. Buyur abi. Şimdi sana böyle iyi bir Beşiktaşlı olarak benim şu lafımı dinler misin? Tabii Kale ki. Ve senden cevap bekliyorum. Tabii Sinan ki. Sen de cevaplayabilirsin. Yıllar önce kaç sene oldu? 7 sene oldu mu? Bu ülkeye Beşiktaş'a Quaresma, Ricardo evet. Quaresma isimli bir oyuncu geldi. Öyle değil mi? Tabii. Evet. Peki bu Ricardo Quaresma nerelerde oynadı? Biliyorsunuz değil mi hepiniz? Doğru. Bir dünya yıldızı mıdır? Kesinlikle. Kesinlikle bir dünya evet. yıldızıdır. Nerede oynuyor bu arkadaşımız şimdi? Kasımpaşa. Evet. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Helal olsun Kasımpaşa'ya da. Evet. Yürekten tebrik ediyorum. Kasımpaşa'nın vizyonuna yani yakışıyor. Yani senin dediği gibi neyi getirdiğine bakmayacaksın. Sonunda ne olacak? Nasıl yollayacak? Nasıl olacak yani? Doğru. Nasıl olacak? Kasımpaşa da ama... Yani tamam da yani şimdi, şimdi bundan 7 yıl önce Quaresma gelip Kasımpaşa'da oynayacak deseydi insanlar... derlerdi değil mi? Dünya yok abi yıldızı. Kezman gelmedi mi? Atletico Madrid, Chelsea. Kim? Kezman. Tabii canım. Gelmedi mi? Ne yaptı Kezman? Tanır mısınız Kezman diye? Bana Kezman. Yine de hocam bir ton golü var biliyor musun o Kezman? Var ama iz bırakma. İz bırakmadı ama bir ton golü var biliyor musun? Derbi maçlarda falan. Ya hocam. Bu adamda iş var biliyor musun? Kim bu? Bu işte bu. Ne bu çocuk? O hocam kadar. Sen yalnız bir söyleyeyim mi? Acaba zenci, transfer var mı? Zenci seviyorsun. Zenci futbolcuları seviyorsun. Ya yani böyle zenci futbolcu görünce hocam. Beşiktaş seyircisi çok sever zenci futbolcu. Yani siyahi diyelim. Evet siyahi. Lemina yarın saat 12.30'da İstanbul'a geliyor abi. Sevgili bak seyirciler. Mesela, şu tutulmaz gibi geliyor değil mi hocam? Giriş sayısı geniş. Bitti. Ne bitti? Program. Bu akşam bitti. O zaman yarın akşam yani yeni haftanın ilk gününde Derin Futbol'da sizlerle olacağız. O zaman bize sosyal medyadan ulaşmak isteyenler Instagram'dan Ertem Şener Mavi Tık, Sinan Engin Mavi Tık, Ümit Karan aynı şekilde, Abdülkerim Durmaz aynı şekilde, Ahmet Çakar aynı şekilde. Evet. Hocam nereye hayrola? Ertem hocam. Urla'ya Güray Müdür'e bir selam yolluyorum. Sinancığım selamları geçmeden Müdür, Güray karşısın. Müdür'e buradan bir selamlar hocam. Ertem Güray evet. Müdür'cüm. Gözlerini evet. öpüyorum kardeşim. Evet, ben de son laflarımı söylüyorum. Selam değil. Bugün Fenerbahçe Trabzonspor ilk defa yani bu senenin ilk en zorlu maçı oynandı. Derbi bile olarak nitelendiriliyor. Ben Fenerbahçe takımını tekrar ediyorum. Üstüne basa basa. Çok eksiği olmasına rağmen çok beğendim. Aynı şekilde Trabzon'u da beğendim. Bir Abdülkadir Ömür olmamasına rağmen. Evet. Bu iki takımın da mücadelesinden çok keyif aldım. Ve iki takım da Ümit Karan'ın klibini benim için arkadaşlar. Korkunç şekilde ümit verdiler. Ben Trabzon ve Fenerbahçe'nin bu yarışın en ciddi iki takımı olduğunu bugün gördüm. İki takımı da tebrik ediyorum eksiklere rağmen. Alanya Spor 9 puanla liderliğe oturdu. Onu da belirtelim. Kaç yendi ligin Alanya? 3-2 Malatya Spor'u deplasmanda. 3-2 mi yendi? Evet. Bu hafta da Alanya Fener var. Hocam hoş geldin yayınımıza tekrar. Hoş bulduk. İyi ki geldin. Bir Makedonya'ya selam yollayayım. Tabii ki. Orada çok da Türk tabii var. Ki seve bizi seve. Çok seviyorlar lütfen. Sizi. Yani orada bütün dostlarıma selam bütün olsun. Bütün Balkanlara, bütün Makedonya'ya, Kosova'ya, Bosna Hersek'e. Her yere buradan kucak dolusu sevgiler. Üsküp'e herkese sevgiler. Sevgili seyirciler tekrar ediyoruz. Bize sosyal medyamızdan ulaşabilirsiniz. Instagram adresim Ertem Şener. Bol bol DM'nizi bekliyoruz. Oradan da sizinle irtibata geçiyoruz. Programımızla ilgili vereceğiniz sizin yorumlarınız çok önemli. YouTube'dan bizi takip etmenizi rica ediyorum. Ekrana getirelim sevgili Serkan Dündaroğlu. Uluslararası anlamda sizlerden destek bekliyoruz. Dünyanın en çok izlenen spor programı olarak sizin bize dijital medyada desteğiniz çok çok önemli. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'u YouTube'dan takip etmenizi çok rica ediyorum. Biliyorsunuz artık dönem tamamen dijital çağa dönmüş durumda. Sizlerin bizim dünyanın her kıtasında, her köşesinde izlemeniz çok çok önemli ve takibiniz çok önemli ve bu konuda dünyada tabelaya girmemiz, sıralamaya girmemiz bizim için çok önemli. Sizlerin desteği bizi her zaman daha da güçlü kılıyor. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'un YouTube'dan izlenmesi, izletilmesi bizleri ayrıca daha da keyiflendiriyor. Bizi lütfen YouTube'dan
YouTube'dan takip ediniz. Kanallarımıza bol bol like atınız. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'da YouTube'da sizleri bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Burhaniye'den Ali Can Bal kardeşime ve arkadaşlarına selamlarımı gönderiyorum. Gönderiyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Ve tabii ki Çiğdem Tunç'a, yılların eskitemediği sanatçı, sunucu, tiyatrocu, müthiş oyuncu sevgili Çiğdem Tunç'a da buradan kucak dolu sevgiler. O bana Instagram'dan dedi ki Fenerbahçe Trabzonspor bir bir berabere biter dedi, dediği oldu. Hepinizi çok seviyoruz. İyi geceler.